Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir mucize daha. Pahalılık yakarken enflasyon düşük çıkmıştı, şimdi de işsizlik azaldı. İş gücü %9 azalışla 29.4 milyon, istihdam %9 düşüşle 25.6 milyona indi. İş bulma ümidi olmayanlar %137 artarak 1.3 milyon kişi oldu. Nisan 2020'de istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bin kişi azaldı. Bütün bunlara karşın ülkede işsiz sayısı 427 bin kişi azaldı. İşsizlik 0.2 puan azalışla %12.8'e geriledi. Ayasofya artık cami. Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti. Siyasi malzeme yapılan müzenin statüsü Erdoğan'ın imzasıyla değişti. Danıştay 10. Dairesi Atatürk döneminde Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçe de tapusu cami olarak tescilli, değiştirilemez denildi. Dünya ortak mirası olan Ayasofya'ya ilişkin karar AKP'de fetih havasında kutlandı. İsyan ettiren ihmal. Sakarya'daki 2. Havai Fişek faciasında şehit olan askerlerden Halil Tuna Akgöz Tekirdağ'da, Mesut Yazar Manisa'da, Fatih Manga ise Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Akgöz'ün çocukları tabutun önünde gözyaşına boğuldu. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç, dinamit, barut ve kapsül bir arada taşınmış. Özel araç yerine belediye aracı kullanılmış. Ambalaj yapılmamış. Boşaltılırken araç çalışıyormuş. Sorumlular derhal istifa etmeli diyerek isyan etti. Dilekçe hakkına da engel. İdam fermanımıza sessiz kalmayacağız diyen baro başkanlarının direnişi sürüyor. Çoklu baro öngören teklifin 12 maddeden oluşan 1. bölümü sert tartışmaların ardından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anayasanın 74. maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek dilekçeyle başvuru hakkını kullanmak isteyen avukatların önü yine polislerce kesildi. Dilekçeyi Vekiller Meclisi'ne götürdü. FETÖ şüphelisi o hakim yakalandı. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin gördüğü Oda TV'ye kumpas ile ilgili dava kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan eski İstanbul Hakimi Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı.